Sevan Değirmencihan, 13 Şubat 1976 İstanbul doğumluyum. İlkokulu, ortaokulu, liseyi İstanbul'da okudum. Daha sonra Yerevan Devlet Üniversitesi'nde Ermeni dili ve edebiyatı üzerine eğitim aldım. Yüksek lisansı da orada bitirdim. Annem zaten öğretmendi. Büyük babam da din görevlisiydi. Yani evde hep Ermenice konuşulurdu. Babam çok ısrarcıydı bu konuda. Günlük hayatımız hep Ermeniceydi. Ve ben de uzun bir süre kilise bünyesinde görevliydim. Hani kendimi bildim bileli hep diyeyim bu dünyanın içindeyim. Ermenice Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dil. Kendisi bağımsız bir dal oluşturuyor. Hani Farsi dilleri var mesela. Onun içinde değil. Mesela ayrı bir dal Ermenice ve kendi ailesinde de sadece kendisi var. Başka bir dille iletişim halinde değil. 5. yüzyıldan beri, 404 tarihinden beri yazılı olarak aktarılıyor. Ondan öncesinde de tabii ne kadar derine gittiğini bilmiyoruz. Fakat epey eski bir dil. Kral 1. Ardaşes, en önemli Ermeni krallarından biri, Moses Horenatsi onun hakkında konuşurken tüm Ermenistan'da dil birliğini sağlayan kral olarak bahsediyor. Hani o açıdan baktığımızda 5. yüzyıldan itibaren kendisi tarihçi Moses Horenatsi bunun ne kadar önemli bir dilin ne kadar önemli bir faktör olduğundan bahsediyor. Batı Ermenicesi tabii hani 1915'teki soykırımı burada bahsetmeden geçmek olmaz. Hani 1915 soykırımı, soykırımdan sonra devam ettirilen soykırım politikaları, uzun yıllar Türkiye'de insanların hani tek bir dil dayatması, vatandaş Türkçe konuş kampanyaları. Bugün Batı Ermenicesi maalesef Türkiye'de en azından, başka yerlerde de öyle de Türkiye'de de böyle can çekişiyor. Mesela Kürtçe bir mücadele veriyor. Neden? Okullar yok, ana dil olarak öğretilemiyor vesaire vesaire ya da diğer diller diyelim böyle bir mücadele içindeler. Fakat hani Ermenice için böyle bir şey söylemek söz konusu değil çünkü biz bu açılardan daha rahatız. Ne bileyim hani dışarıdan bakıldığında ya iki tane günlük gazete var, işte ne bileyim dergiler var, okullar var 16 tane, her gün yayınlanan pazar hariç iki Ermenice gazetemiz var. Mesela bu gelenekten geliyor ama hani o gazetelerden biri kapansa bir daha yayınlamak zor olacak. İşte kapanmamaları lazım, bunlar devamlı sürmeleri lazım. Bu mücadelede yerleri önemli, sayıları, tirajları, okuyanları kaç kişi dahi olsa, hani az kişi de okusa bu gazetelerin yayınlanması önemlidir. Sembolik anlamları vardır, tarihten gelen bir geleneğin devamı niteliğindedir. Geçmişle kopmamak adına varlıkları çok önemlidir. En azından şöyle diyeyim, çok aile var ki okumasalar dahi alırlar ve evde bulunması gerek. Çocuk görsün. Ermeni basınında mesela Agos'un yayınlanması tabii büyük bir kırım noktasıdır. Yani Agos çizgisi her zaman olmuştur Ermeni medyasında, Ermeni basınında. Hani daha bir diyelim lafını esirgemeyen, muhalif demek istemiyorum, lafını esirgemeyen, gerçekleri daha cesurca yazan gazetelerin varlığı her zaman olmuştur. Ama kesintilere uğratılmıştır her zaman. Ne bileyim bundan 70 yıl önce çıkan Noror gazetesi, işte Zafer Biberyan'ın, Pehlivanyanların çıkardığı o daha az sene olmuş tabii. Agos 20 yıldır var, 20 yılı aştı. O geleneği devam ettiren diyelim. Bunun çok çok eskiden de vardı, kesintiye uğramıştı. Bugün tabii Agos'un yayınlanması 96 tarihinden bu yana çok önemli bir kırılma noktası Ermeni medyası için. Bence bu söylenebilir. Ne işiniz var? Hani burası İslam ordusu. Hani yani Ermeni ol yok yani Ermeninin burada ne işi var? Askerde ne işi var? Mesela şeyde çok karşılaşıyorsunuz. Hani bu verdiğim örnekten çıkıp hani işte metroda, otobüste, kamusal diyelim bir yerlerde işte Ermenice gazete ben okurum, Ermenice gazete okurum, kitap okurum. İşte yanımdakiler tedirgin olurlar. Bir endişe kaplar. Hani şu anlamda işte sor bakalım neceymiş. Ya ben utanıyorum, sen sor. Şöyle diyeyim, ben
aslında dilin şeyinin önemini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani dilin politize olmasını çok önemsiyorum. Bizdeki maalesef bu etkinlikler politize değil. Hani dil politik bir hareket olduğu sürece, bir farkındalık yarattığı sürece, gerçek hayatın içine girdiği zaman iyidir. Mesela Ermenice'nin pankartlarda görünür olması, bugün artık milletvekillerimiz var. Yani politik bir mücadele varsa o dil daha şanslı sanırım. Bir de nüfus tabii. Hani dediğimiz gibi hani doğuya gittiğiniz zaman hani Kürtçe bilmiyorsanız bu aslında bir dezavantajdır sizin için. Ermenice de zamanında öyleydi. Yani insanlar mesela Ermenice bilmek durumundaydılar bazı yerlerde topluma iletişim kurabilmek için. Şöyle bir bizim bir Ermenistan gerçeğimiz var. Hem iyi hem kötü diyeyim. Yani iyidir tabii hani işte bir devlettir, şudur budur. Fakat farklı bir kültür sonuçta. O da Ermeni kültürü ama işte kendisininkini unutup ona yönelmedir. Bu da bir unutuştur. Bu da soykırımın doğurduğu şeylerden biridir. Etkilerden, yan etkilerden biridir. Ve böylece hani İstanbullu biri bugün Doğu Ermenicesiyle şarkı söyler. Öyledir ve dans eder.